Başkan şu hemen şu konuya karşıda şu anda siz geçiyorsunuz. Bak e, şu anda kar ner neredesiniz? 94 Ocak ay orada Ne ne yapıyorsunuz orada mesela? Ee, şey katodaoğunda e, 63 kişi vardı. E, böyle bir beklemiyorlar tabii e, Ocak ayında operasyon. Eksi -30 yapacağını. derecede operasyon beklemiyorlar. E, Katodona hmm, hem tırmandık e, çok da zor katod şey. Yani e, çok zor bir yer. E, tamamen de kayalık, tepedeler. E, buraya girdik iki tane mağara var burada. Derin dehlizler var. İşte orada bayraklar, filamalar, e, elektrik üretmek için bir sürü aküler, maküler evet. malzemeler vesaire falan. E, o, bu harekat 24 saat sürdü. 24 saatte bitirdik. ya. Yani. Çok sayıda. ama bu bunun Hakkar'daki en çok e, güvendiği üstlerden biri. Hakkari'nin hemen dibi burası. Bir de o var. Şimdi Hakkari'deki mesela baskınları, şehir baskını hep buradan geliyorlardı. Kato'da. Kato'dan geliyorlar. Mesela Hakkari'de bizim dönemimizde hiç mesela polis şehit olmadı. Niye olmuyor? Hakkari şey her yerde işte, polis şehit oluyor değil mi? Giremiyorlar demek ki Hakkari. Yok, kalmadı ki Kato dağıldı. Kato dağılınca nereden evet, geleceksin Hakkari'ye? Bu çok önemli. Hiç şey olmaması yani e, polis Şimdi, şehit tabii. olmaması. Tabii ki. E, benim dönemimde hiçbir yerde de polis şehit olmadı. Yani ne Çukurca'da, ne Hakkari'de, ne Yüksekova'da, ne de Şemdinli'de. Ki en belalı bölge sonuçta ya, baktığımız bir, zaman sınırın ötesi. Hakkari, Hakkari ben gittiğimde nasıldı biliyor musunuz Hakkari? madem evet. konuyu sen de seviyorsun. <laughs> Şimdi şöyle. Kardeşim günde Çukurca, Hakkari, Debin Köprüsü, Yüksek o arasında gündüz altı kere yol kesiyordu. Gündüz. Vay be. Böyle bir şey olabilir mi? Her gece en az iki karakola basıyor. iki üç tanesini taziz ediyordu. Peki en sağlam yer nere? madem bu konuya girildi o zaman herkes yani bu <laughs> konu derken de şunu önemli konu şey. paşam bu mı? konu bu ülkenin bitmeyecek bir konusu onu ben bir defa söyleyeyim. En sağlam yer ise diye musun? botlarımızın bastığı. Bitmeyecek yani. derken bu, bitmeyecek yani. derken şu çok uzun sürecek bu. Ya yani terörle mücadele mi? Tabii mücadele canım. canım. Yani biraz önce ne yapacaksınız o, ya Amerika desteği, işte. Avrupa desteği, bilmem Rus desteği oraya 70 bin kişi yığmışsınız. Her tip silah var. Helikopter eğitimi eğitim. ne Top. demek? Böyle bir şey olabilir mi? Olabilir mi derken oluyor işte gözümüzün önünde. Evet. En sağlam yer botlarımızın bastığı yerde. Ne demek botlarımızın bastığı yer? Yani sen sağlam yani e hayattaysan tamam. Yani iyi yere basmışsın ki. Altında mayın yok demektir. Bunun Türkçesi bu. Aynen. Bir evet. de şu var. O dönemde jandarma karakolları 50 60 70 kişi Normal çocuklar bir dağcılık eğitimi almamış, bir komando eğitimi almamış. Teçhizatı ona göre uygun değil. Malzeme uygun değil. Hepsi sabit. Hepsi kaçakçıları önünü keselim diye vadilerin dibine konmuş. Adamlar tepede, yarların üstünde. Bizim karakollar burada. Tabii. Hakkari'de 44 tane karakol var. Hakkari'de 100 tane köy, 500 tane mezra var. Hakkari'de 60 tane üs vardı. Biz mesela uyku falan biz hani gece normal insan uyur falan filan hepsini unuttuk. Unuttuk derken yani hem yapamıyorsun hem aklına gelmiyor ya. Böyle evet. bir bir de şu var. Bizde teçhizat yok ki. Teçhizat yok. Ben de hatsın da söyleyeyim. Daha ve Komando Tugayı Hakkari'nin tek özel birliğiydi. Şey ordunun, Türk ordusunun. Onda bile keskin nisan tüfeği yoktu. Ben 7 tane keskin nişancı tüfeğini önce Irak'taki kaçakçılardan aldım. Allah'ım. Evet. Yoktu. Ha operasyonlar başladıktan sonra Kuzey Irak'a 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20. Be bizim depolarımız doldu. Hangi silahı istiyorsan. <laughs> Aklına hangi silah geliyorsa. RPG-7, RPG-11, rpg, 7, RPG 11. Ondan sonra Kaleş 47'si, 50'si evet. bilmem şu su, bu su. Hepsini o hal bölgesinde jandarma, hasenç komutanın birliklerinin hepsine gönderdik. İlk başlangıcı... Ama yani böyle başladık. İlk başlangıcı kaçakçılardan Yap. falan alma e gece helikopter uçamıyor. Evet.